Bakanlık ofisinde yapılan açıklamaya en sert tepki ise Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den geldi. 10 maddelik mutabakat metni için ihanet belgesi dedi Bahçeli. PKK'nın silah bırakacağını düşünmenin şuursuzluk olacağını da söyledi. Bahçeli'nin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Bir açıklama olacak mı? AKP artık hem HDP hem de PKK'dır. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisi dün Dolmabahçe Sarayı'nda açıklanan yeni yol haritasına. Kızılcahamam'da il başkanları toplantısında konuştuğu sözleri sertti. Bahçe'de Türkiye'nin başı öne eğilmiştir. 10 maddelik ihanet belgesi pişkince hiçbir utanma, pişmanlık ve mahcubiyet hali gösterilmeden ilan edilmiştir. Dolmabahçe Sarayı 100 yıl önce bile böyle bir kepazeliğe şahit olmamıştır. Hedefinde yalnız hükümet yoktu MHP liderinin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi. Erdoğan ve Davutoğlu'nun hiç mi milli ruhu, hiç mi millet sevgisi kalmamıştır? Bunların mütareke yıllarındaki işgal komiserlerinden ne farkı vardır? Bebek katilinin yeni anayasa önerisi ise Erdoğan'a verilmiş pas, başkanlık sistemi için moral destektir. Bahar aylarında PKK'ya yapılan kongre çağrısını da eleştirdi Bahçeli. PKK silah bırakmayacak dedi. PKK'nın silah bırakacağını iddia etmek, bu yolla milleti avutup oyalamak tamiri imkansız bir şuursuzluktur. Kandil'deki terör çetesinin elebaşlarından birisi tarafından yapılan son açıklamada, Kürt sorununun çözülmediği bir ortamda silahlı mücadelenin bırakılmayacağı tehditvari bir üslupla ifade edilmiştir. PKK Türkiye'den toprak almadan silah bırakmayacaktır. Aksini iddia eden varsa ya şerefi yoktur ya da aklını ve mantığını hahaz ettirmiş bir sefildir. Bahçeli ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel arasındaki vatanseverlik polemiğine eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök de katılmış, Bahçeli'nin sözleri yenilir yutulur değil demişti. MHP liderinden Özkök'e yanıt gecikmedi. Askerimizin başına çuval geçirilmesini izleyen, AKP'nin Özel Paşa'sına eleştirilerimizden alınarak bize laf yetiştirmeye çalışan ve kasaptaki ete soğan doğrayamayan emekli paşa, acaba sen milletin ekmeğine kan doğrayanlara bir çiz söz edecek cesareti gösterecek misin?